Yayınıma hoş geldiniz. Evet, bir Türk insanı, bir Türk evladı, bir Oğuz Türk'ü tabii ki diz çökmez. Bunları bahsederken, bunlardan konuşurken işte özellikle yiğit insanları, Türklüğünü dünyaya haykıran insanları da kastediyoruz. Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahapzade. Azerbaycan Türkçesini, Azerbaycan'ın benliğini, dilini o kadar güzel kullanıyordu ki eserlerinde. Evet, önemli eserler bıraktı. Evet, gerek özellikle Türkiye'de, gerek Azerbaycan'da çok sevili var. Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle zafer gününde onun şiirini okumuş ve İran hop oturup hop kalkmıştı. Şimdi konumuz Bahtiyar Vahapzade'nin oğlu, evet, İsfandiyar Vahapzade. Evet, siyasete atılan ve gündelik durumlarla ilgili önemli eleştirileri bulunan ve gündemden hiçbir zaman kopmayan, gerek medyaya gerek kendi kurduğu dijital ortamlarda yayınlarına devam eden İsfandiyar Vahapzade'den net yanıt geldi. İsfandiyar Vahapzade aynen şu kelimeleri kullandı. Kime kullandı? Tabii ki Jirinovski'ye. Öyle ki Jirinovski aklına geleni konuşuyor, Türkiye'yi, Azerbaycan'ı ve Türk insanını inciten çok küstahça kelimelere imza atıyordu. Her mahallenin bir delisi var derler ama Jirinovski farklı bir insan, daha doğrusu konuşturulan bir insan. Her şeyi ifade etmeyen Kremlin'in devamlı konuşturduğu birisi. Her şeyi söylemek istemeyen Kremlin'in aslında gözü kulağı sesi. Soruyorum size, Putin izin vermeseydi Jirinovski gibi uç konuşan birisi Duma'da milletvekili olabilir miydi? Lütfen elinizi mantığınızın ve vicdanınıza koyun, bana şöyle söyleyin. Evet, son söylediği sözler yenileri yutulur değildi. Azerbaycan'da bir devlet tanımıyor. Özellikle Rusya'nın tam işgal etme döneminde Jirinovski'den bir anda üst üste açıklamalar geliyordu. Oysa ki 2-3 senede bir konuşur, gündem olur, susardı. Ama şimdi öyle değil. Kremlin ona kredi açtı. Konuşabildiğin kadar konuş, bağırabildiğin kadar bağır dedi. O da bağırmaya ve konuşmaya başladı. Şimdi sizi uzaklara götürmeyeyim. Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde de Kremlin düğmeye basmış, Putin düğmeye basmış, avazı çıktığı kadar bağırıyordu Jirinovski Türkiye'ye karşı. O günleri de unutmadık. Jirinovski yanar döner birisi. Bugün dediğini yarın inkar eder ama Rusya'nın aleyhine hiçbir şey konuşmuyor. Bütün konuştukları tamamen Rusya lehine. Yani deliye söyletirler derler ya. Aynen bu hikaye böyle. Ama bizde şöyle bir durum var. Azerbaycan'ın yürekli bir Türk evladı, yürekli bir Türk insanı çok net bir şekilde Jirinovski'ye yanıtı vermiş. Jirinovski'nin açıklamalarına gerektiği gibi yanıtı vermiş. Ve yanıtları da onları pek incitmiş. Evet, Ruslara ağır tabii ki konuşmuş ama orada aslında Rus halkını değil, işgalcileri kastetti. Yani İsfandiyar Vahapzade sivil Rus halkını değil, işgal fikrini benimseyenleri, Azerbaycan topraklarına göz dikenleri ve Jirinovski gibi Azerbaycan'a en ağır hakaretleri yapanları, aslında onları kastetti. Evet, bir şeye benzetti, biliyorsunuz, söylemeyelim, bereketi kaçırmasın. Ruslara çok sert söyledi. Şimdi o hayvanın ismini almak istemiyorum, o canlının ismini almak istemiyorum ama gerçekten böyle bir şeylere tevessül ederseniz dedi, bir daha Azerbaycan topraklarını kendi topraklarını sayarsanız, bu toprakları işgal etmek fikrine kapılırsanız, o zaman dedi, siz busunuz. Anladınız siz. Çok fena konuştu. Yani tam böyle anlayın. Tam böyle o canlıya benzetti Jirinovski'yi. Tabii ki Türk insanı yüreğinde artık bu işgalciler söylenecek ne varsa söyledi. Mertçe söyledi. Dürüstçe söyledi. Laf oraya buraya bükmedi. Jirinovski bu sözleri duyunca resmen çılgına döndü. Geçti partilerini, şov yapmaya başladı. Hemen partilerin önüne geçti, mikrofondan yeni son dakika açıklaması yaptı.
Kendisine ciddi bir hava vermek için liberal parti genel başkanı ama arkasında kurmaylarını topladı, şov yapmaya başladı. Aynen şu sözleri kullanıyor. Karabağ Rusya ile birleştirilmeli. Bakın çılgına döndü. Vahapzade'nin sözünden sonra çılgına döndü. Ermenistan ve Azerbaycan bize katılmalı ve iki ülkeye silah ver veya demiş, iki ülkeye silah verin, birbirlerini yesinler, iyice zayıf düşsünler, gidip işgal edelim. Ama ilk sözü şu, biz diyor Karabağ'ı tamamen kendimizle birleştirmeliyiz, Rusya'ya katılmalıdır ve yeni açıklamasıyla Vahapzade'ye yanıt vermiş oluyor. Biz diyor o toprakların sahibiyiz. O topraklara uzun dönem beşiklik yaptık. Biz orada olmalıyız. Bizim hakkımızı kimse gasp edemez. Orası Rusya'nın hakkıdır diye bir basın toplantısı düzenliyor. Ve mikrofonları görüyorsunuz. Ve parti kurmaylarının arkasını almış. Evet, gördüğünüz gibi her şey planlı ve programlı. Vahapzade'nin sözleri epey incitmiş onları. Felaket incitmiş değerli izleyenlerim. Ama şunu bil Jirinovski. İsfandiyar Vahapzade yalnız değildir. İsfandiyar Vahapzade tek değildir. İsfandiyar Vahapzade her daim bizimledir. Bizim Türkiye'nin ve Türk dünyasının bu sözler dolayısıyla tabii ki İsfandiyar Vahapzade'yi yalnız bırakmayacağımızı bildiririz. Bu sözleri dolayısıyla. Yani Rus medyasından, evet onu da belirtelim. Rus medyasından gelen sözleri söylemek istiyorum. Rus medyası öyle sözler söyledi ki o kadar çok ileri gittiler ki Azerbaycan'daki Rusçular ve Ermeniciler de buna tabii ki katkı sunuyorlar. Neymiş? Sorumsuz açıklamaymış. Neymiş? Böyle bir cümle kullanılmamaymış. Yahu Jirinovski'nin sözüne niye tepki göstermediniz? Azerbaycan içerisinden Vahapzade'ye tepki gösterenler söylüyorum. Buradan Bakü yönetimine sesleniyorum. Bakü yönetimi nota vermedi mi? Bakü yönetimi gidip Moskova'ya Jirinovski'nin nedeniyle nota vermedi mi? Jirinovski neden konuşuyor? Jirinovski demiş ki Aliyev varken ifade özgürlüğü yok. Tamam da senin Putin'in de ifade özgürlüğü mü var? Niye Putin'i eleştiremiyorsun? Putin muhalif bırakmıyor karşında. Bir de adına liberal koydurmuşsun. Bakın Rusya liberal ekonomi uygulasa da liberal partinin başına bu adamı getirdi. Anlayın siz. Yani siyasal anlamda liberalizmi, batıyı ne kadar aşağıladıklarını düşünün. O partinin başına bunu getirdi. Yani bu şahıs Putin'in emri olmadan, izni olmadan bu kadar çok konuşup bir de Duma'da vekil olur mu değerli izleyenlerim? Anladınız siz demek istediğimi. İşte biz de diyoruz ki Azerbaycan'ı işgal edecekmişin, Karabağ'ı işgal edecekmişin, parti kurmaylarıyla konuşup Vahapzade'yi sert dille eleştiriyorsun. Biz de diyoruz ki sana Jirinovski, hadi oradan. Evet, yeter bu cevabına. Evet, sözleri bir bitirirken İsfandiyar Vahapzade'nin Azerbaycan'daki yetkililere sesleniyorum. Sahip çıkınız, milli değerimizin oğludur. Eğer bugün İsfandiyar Vahapzade'ye sahip çıkmazsak, yarın Azerbaycan'a sahip çıkamayız. Milli değerlerimize, milli memleketimiz için kendini feda edecek olan güçlü yüreklere destek olmalıyız. Evet, bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.